geldiniz arkadaşlar. İsterseniz yavaştan başlayalım. Yeni katılımlar da oluyor görüyorum. Ancak süremizi de etkili kullanmak adına ben etkinliği başlatayım istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yaz gününde, yaz akşamında vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Özlem Altıparmak, bugünkü etkinliğimizin moderasyonunu yapacağım. Konuğumuz Kristin bizimle birlikte. Kristin'e öncelikle çok teşekkür ediyorum ve sizlere çeviriyle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum öncelikle. Zoom uygulamasında çeviri konusunda Türkçe versiyonu olmadığı için Türkçe... We could only adjust it as in Japanese for Turkish. It stands for Turkish. So below the screen, you can click the interpretation, this global sign. Once you click it, you can select the language. Eğer Türkçe dinlemek istiyorsanız Japonca'yı seçerek etkinliği takip edebilirsiniz. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat arası etkinliğimizi planladık. Önce Kristin bize sunumunu yapacak. Çeşitli bölümleri oluşuyor. Birazdan da detaylı olarak konuşuruz konuşmamızın içeriğini. Sorularınız olursa konuşma süresince, sunum süresince chat bölümüne yazmanızı rica ediyorum. Katılımcı sayımıza ve gelen sorulara göre ekranınızı açarak, mikrofonunuzu açarak da soru almamız mümkün olabilir sunumun sorusunda. Kristin'le konuştuk. O da o şekilde tercih edeceğini söyledi. Neden böyle bir etkinlik yapıyoruz? Öncelikle onu belirteyim. Uluslararası alandaki iklim konusunda, çevre konusunda uluslararası alandaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çevre suçları konusunda yargılama yetkisinin olup olmadığını takip edebilmek, çevre konusunun ve iklim meselesinin insan haklarıyla olan ilişkisine, bu alandaki uluslararası gelişmelere göz atabilmek ve son olarak dünyada tartışılmaya başlanan ekokırım suçu üzerine, suç tanımı üzerine gelişmelerle ilgili konuşmak istiyoruz. Bugün şöyle de bir önemi var. Kristin de sunumunda belirtecektir. Ekokırım suçuyla ilgili bir müddettir çalışma yürütülüyor. Ve bugün benim e-mail kutuma düşen çok güzel bir haber oldu. Bir bağımsız uzman grubunun çalışması vardı ve suçun tanımına ilişkin ilk taslağı bugün kamuoyuna açıkladılar ve ben de e-mailden gördüm. O yüzden böyle bir konuşmayı yapmak için sanırım daha iyi bir gün olamazdı diye düşünüyorum. Konuşmayı kayıt altına alacağız ve daha sonra da YouTube'dan yayınlayacağız arkadaşlarımız için. Ben Kristen'le 2006 yılında, 2011'e kadar sanırım birlikte çalıştım. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu'nun da o zaman Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu'nun koordinatörlüğünü yürütüyordum. Ve hani hayatımda en çok inanarak yaptığım ve en çok keyif aldığım işlerden bir tanesidir Uluslararası Ceza Mahkemesi konusunda çalışmak. Ben bazen uluslararası ceza yargılamalarını ve uluslararası ceza adaletini bir virüse benzetiyorum. Bir kez o virüsten etkilendiğinizde o konuyu takibi asla bırakmıyorsunuz. Benim için de Uluslararası Ceza Mahkemesi biraz öyle oldu. 2011'den sonra başka bir alanda, yine insan hakları ile ilgili başka bir kurumda çalışmaya başlamama rağmen hiçbir zaman bu alanı çalışmayı bırakmadım. Ve daha sonra da çevre ve ekoloji konusunda çalışma yürütürken Haklar ve Araştırmalar Derneği çatısı altında yine Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Kurulu'nu takip ederken ekokırım suçuyla tanıştım ve bu alana ilgim de böylece bir kesişim noktası olmuş oldu. Bu konuşmayı dediğim gibi Kristen'le yapacağız ve ben kısaca size Kristen'in de özgeçmiş bilgisinden bilgi vermek istiyorum özgeçmişiyle ilgili. Kristen insan hakları ve uluslararası adalet konularında 15 yıldan fazla deneyime sahip bir stratejik savunucudur. 2021 yılına kadar Hollanda Helsinki Komitesi'nin İnsan Hakları Savunma Programı'nın başkanlığını yürütmüştür. Bunun öncesinde ise iki tanınmış küresel sivil toplum ağının yöneticisi olarak görev yapmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu ve Uluslararası Koruma Sorumluluğu Koalisyonu ve Dünya Bankası'da, USAID'de, Avrupa Birliği, Bölgesel Kalkınma Bankaları ve çeşitli merkezi hükümetler tarafından finanse edilen projelerde danışman olarak uluslararası kalkınma alanında da çalışmıştır. Dediğim gibi ben Kristen'e çok teşekkür ediyorum bugünkü davetimizi kabul ettiği için.
Ve sözü kendisine bırakmak istiyorum. Kristen, söz sende. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Özlem. Seninle tekrar bu kadar sene sonra bağlantıya geçmek çok harika. Evet, bu işin özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası suç alanında çalışmak gerçekten viral bir şey. Bir kere girdiniz mi dışarı çıkmıyorsunuz. Herkese merhabalar ve beni davet etmiş olduklarınız için bu panelin organizatörlerine çok teşekkür etmek istiyorum. Benim bir sunumum var. Sizlere biraz dijital olarak da destek anlamında sizinle ekranımı paylaşarak sunumumu göstermek istiyorum. Sizler eğer merak etmeyin, şöyle söylemek istiyorum. Çok fazla metne bağlı kalmayacağım ve herhangi bir soru konuda bir sorunuz olursa tabii ki ilerlerken de sorabilirsiniz. Ben şimdi sizinle ekranımı paylaşmak istiyorum. Pekala, umarım herkes görebiliyordur. Evet, size söylemiş olduğum üzere bu akşam sizlerle bir takım iklim konusunda gerçekleşen yakın zamanda olan gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Ve de tabii ki gelecekle ilgili olarak bir takım notlar çıkarmak gerekiyor. Umuyorum ki bunlar olumlu olur. İlk olarak belki de çok açık ama bizim sürekli hatırlamamız gereken bir şey söyleyerek başlayacağım. Bizim için tek bir dünya var, çocuklarımız için, gelecek nesiller için ve kendimiz için. Ve tabii ki bugün konuşurken de diğer insanları da işin içine katacağım. Bunun içerisinde hepimizin, sadece ulusların, hükümetlerin değil, bütün hepimizin bir adım atması gerekiyor. En küçük adım bile hala yarın yaşayacağımız dünyayı iyileştirecektir. Dalai Lama'nın söylediği üzere bu bizim kolektif ve bireysel sorumluluğumuzdur. İçinde yaşadığımız dünyayı korumak ve sürdürebilmek açısından aynı zamanda bireysel bir sorumluluktur. Dört önemli noktaya değinmek istiyorum bu akşam. Sağlıklı bir çevre hakkı ilk olarak, bu nosyona değineceğim. İklim davalarına değineceğim, örnekler vereceğim. Mevzuatı pardon. Üçüncü olarak iklim davalarına bakacağız. Birkaç örnek vereceğim. Ve aynı zamanda uluslararası iklim hesap verebilirliği hakkında da konuşmak istiyorum. İlk olarak sağlıklı bir çevreye hak diye bir hak var mıdır? İnsan hakkı var mıdır? Böyle bir hak tanınmıyor uluslararası düzeyde, ancak Birleşmiş Milletler özel raportörü, insan hakları ve çevre raportörü şöyle söylüyor. İnsan hakları, eğer içerisinde yaşadığımız çevre sağlıklı olmazsa kullanılamaz ve de en az kendi ifade hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı kadar elzem bir haktır. Ve genelde uluslararası insan hakları çerçevesinde düşünen diğer haklarla aynıdır. Sizler özgürce ve eşitçe ve onurlu bir şekilde hayatınızı yaşayamazsınız eğer bir standart, minimum standardınız yoksa. Tabii ki çok açık bir sağlıklı çevre hakkının uluslararası İnsan Hakları Deklarasyonu'nda, sözleşmesinde söylenmemiş olmamasına rağmen veya başka bir anlaşmada söylenmemiş olmamasına rağmen ülkelere baktığımız zaman çevresel mevzuatların olduğunu görüyoruz. Bu tür hakların bulunduğu. Son 30 senede böyle gelişmeler yaşanmış. Birleşmiş Milletler İnsan Çevreleri Sözleşmelerine değinebilirim. 1972'ye dönebiliriz. 1992'de de Dünya Zirvesi olmuştu ve bu zirvede birçok ülkenin çevre haklarının yürürlüğe girmesi ve çevre bakanlıkları ve enstitülerinin ve kurumlarının kurulması ve de koruma haklarının ulusal anayasaya girmesi konusunda adımları olmuştu. 2017 itibariyle 176 ülkede çevresel haklar var. 150 ülke çevresel koruma hükümleri eklemişler veya sağlıklı çevre hakkını anayasaya eklemişler. Ve 164 ülke kabine düzeyinde birimler yaratmışlar. Çevre konularından sorumlu birimler bunlar. Çevre ve koruma konularından sorumlu.
Ve sağlıklı çevre hakkı aynı zamanda birkaç bölgesel insan hakları sözleşmelerinde tanınmış. Mesela Afrika İnsan Hakları Çartırı'nda insanların genel tatmin edici ve kendi gelişimlerine yardımcı olan bir çevre hakkı olduğu söylenmiş. Ve Latin Amerika'daki bir birleştirici sözleşmedeki bu Nisan'da geçti. Şöyle tanımlıyor: her bir insanın halihazırda ve sonraki jenerasyonların sağlıklı bir çevrede yaşama ve sürdürülebilir kalkınmaya hakkı vardır şeklinde tanınmış. Ancak bu anlaşmaların çoğu veya bu kanunların çoğu genelde vurguyu devletlere yapıyor. Yani insanların haklarından ziyade. Bu anlamda şunu görmek ilginç: bunun ardında yatan motivasyon, bu çevresel mevzuatların... The concept of rights of people and rights of... konseptinde yatıyor. Siz şu anda ekranınızda Squamish kabilesinin şefi sözünü görüyorsunuz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri burası. Biz dünyanın bir parçasıyız ve dünyada bizim bir parçası, diyor kabile şefi. Yani burada bizim çok derinden bir bağlantımız var dünyayla ve bu kabile şefi ve diğer yerliler sadece doğayı korumak, saygı duymak değil ama aynı zamanda koruma yönünde çok önemli bize dersler bırakmışlar. Bu anlamda bazı mevzuatlara bakacak olursak, bizlerin sadece devletlerin sorumlu olarak değil, insan haklarına ve doğa haklarına çekecek olursak bu tartışmayı, aslında yerli halkların ne kadar önemli bir yeri olduğunu görürsünüz bu tartışmalarda. Ekvador örneğin anayasası doğa haklarını tanıyor. Bolivya'nın kanunu da tabiat ana haklarını tanıyor. Bu iki kanun da insanların, çevremizin, ekosistemimizin tanınması, bunların içerisine ağaçlar, hayvanlar, dağlar, nehirler giriyor. Sanki bunlar insanmış gibi onların hakları olduğunun tanınmasını istiyorlar. Ve bu örnekler aynı zamanda çok çarpıcı. Çünkü ekosistem burada, çevrenin burada merkeze alındığını görüyorsunuz. Burada bir taraf o da. Kendi yasal bir duruşu var. Eğer bir haklar ihlali olacak olursa bu çevrenin, doğanın hakkı ihlali olmuş oluyor. Ve bu yaklaşımda bir takım başka mevzuatlarda da görülebiliyor. Mesela nehir örneğinden gidecek olursak, nehir hakları tanımlanmış bazı ülkelerde. Bu hak içerisinde kirlenmeme hakkı da var nehir için. Aynı zamanda Kolombiya, Yeni Zelanda ve Bangladeş'te mahkeme kararlarında belirli bir mevzuat yapıldığı, aynı zamanda nehirleri korumak için koruyucular belirlendi. Yani belirli devlet birimleri olabiliyor veya devletin yetkilendirdiği birimler bu nehirleri korumakla yükümlü oluyorlar bu üç ülkede dördünden. Çoğunuz Greta Thunberg'i zaten duymuşsunuzdur. Genç bir İsveçli öğrenci. Meşhur oldu özellikle uluslararası iklim adaleti hareketini başlatmıştı. 2018'de o okulunda grev başlatmıştı. Bu biraz uzun bir alıntı. Greta şöyle söylüyor: yani burada hesap verebilirlik önemli. Çok uzun süre politikacılar ve iktidar sahibi insanlar hiçbir şey yapmadılar iklim krizi ve ekoloji krizin karşı mücadele konusunda, ancak artık bu şekilde sürdüremeyeceklerini temin ediyoruz ki bu da bizi iklim davalarına getiriyor. Son 3-10 yıl içerisinde, 30 yıl içerisinde binlerce mahkeme kararı alındı dünya çevresinde. Bu kararlar iklim değişikliğinin insanların haklarını ve uluslararası insan hakları kanununda tanımlandığı üzere, mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlandığı şekilde etkileyecekti. 2020'de sadece 1500'den fazla iklim davası açıldı dünya çevresinde. 1500'den fazla, ki
daha öncesinde 2017'de bu yaklaşık 900'dü. 1500'ün üstüne sıçradı. Greta Thunberg'de 12 ülkeden 16 iklim aktivisti arasında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Komitesi'ne karşı bir protesto gerçekleştirdiler bu krize yanıt vermeleri açısından. Yani bu tür inisiyatifleri dünyanın çevresinde görebiliyoruz. Mesela Avustralya'da bir takım davalar var. Burada devletin insanlara zarar vermemesi yönünde yasal yükümlülükleri özellikle iklim çerçevesinde ve kömürle ilgili olarak bir takım davalar var. İki başka ve yakın zamanda gerçekleşmiş mahkeme kararına değinmek istiyorum ki genç aktivistler sayesinde oldu bu. 2015 yılında iklimle alakalı bir dava açılmıştı Amerika Birleşik Devletleri hükümetine karşı. 21 genç insan açmıştı bu davayı ve bu davada şöyle deniyordu. Birleşik Devletler hükümeti bilerek yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını hiçe saydı. Aynı zamanda kamuoyunu koruma yönünde haklarını fosil yakıtlara yönelik hiç yeterli önlem almayarak aslında ihlal etmiş oldu şeklinde bir karar verildi. 2016'da da o sırada bu davayı yürüten yargıç itirazları reddetti. Şöyle söyledi, evet temiz bir çevreye erişim temel bir haktır dedi. Bu anlamda sağlıklı bir çevreye erişim hakkını tartışmalarda görüyoruz. Yani küresel insan hakları anlaşmasında belki yasal mevzuatta doğrudan görmememize rağmen farklı ülkelerde görebiliyoruz. Coğrafi anlamda da 2020 Eylül'ünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir ilk gerçekleşti. 6 genç insan Portekiz'den yaşları 8 ila 21 arasında değişiyordu. Mahkemeye başvurdular. Avrupa devletlerini 33 devleti mahkemeye verdiler ki bunların arasında bütün Avrupa Birliği devletleri, Birleşik Krallık, İsviçre, Ukrayna, Türkiye, Norveç ve Rusya'da bulunuyordu. Bu devletlerin halihazırda devam eden ve gittikçe kötüleşen iklim değişikliğine yeteri kadar yanıt vermediği yönünde bir mahkeme davadır bu. Ve bu davalar hala sürüyor söylemiş olduğum son iki dava. Ancak bir takım önemli, yakın zamanda gerçekleşmiş önemli kararlara değinmek istiyorum. Yine devletlere gideceğim şimdi. Pakistan'da mesela bir dava oldu. Ashgar Lagari, Pakistanlı bir çiftçi. Ulusal hükümeti mahkemeye verdi. Şöyle ki devletin kendi ulusal iklim değişikliği politikasını yeterli şekilde gerçekleştiremediğini savundu burada. 2012'de geçmişti bu. Aynı zamanda iklim değişikliği politikası uygulanması çerçevesini gerçekleştiremediğini söyledi. Ve 2015'te mahkeme Pakistan devletinin yavaş hareket ettiği ve vatandaşların temel insan haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı. 2018'de Birleşik Krallık'ta Client Earth davası oldu. Burada yargıç hükümetlerin bazı yerel makamlardan ve illegal düzeyde hava kirleticisine taviz vermelerine yönelik adım atma konusunda yavaş ve yetersiz olmasına yönelik bir dava açılmıştı. Ve burada bu kirlilik düzeylerine yönelik ne tür önlemler alınabileceğine dair önemli gelişmeler oldu. Hollanda ise ki ben de Hollanda'dan şimdi katılıyorum. Burada önemli bir dava örneği. Belki de en iyi bilineni de dünya çapında Urgenda Vakfı davası. Bu davası 2013'te başlamıştı ve sonunda 2019 aralığında bir karara varıldı.
Burada müştekiler Urgenda Vakfı'ndan şunu savunuyorlardı. Minimum bir karbondioksit emisyon azaltım hedefi elde edilmemiştir ki bu bilim insanları ve diğer uzmanlar tarafından iklim değişikliğinin devam etmemesi için belirlenmiş değerlerdir. Burada Hollandalı vatandaşların insan haklarının ihlali hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde ihlal edilmiştir şeklinde bir karar alındı. Bu anlamda 2019'da Hollanda Yüce Divanı'nda şöyle bir karar alındı. Hollanda hükümeti öngörülebilir hasar dedikleri hasarı yeterince bertaraf etmediği ve kendi vatandaşlarını tehlikeye soktuğu yönünde bir karar aldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin iki tane makalesine değinildi burada. Avrupa Konvansiyonu, Avrupa Sözleşmesinin dediğim üzere sağlıklı bir çevreye hakkı konusunda doğrudan söylediği bir şey yok. Ancak yaşam hakkı ve sağlıklı ve rahatsız edilmeyen bir aile hakkı şeklinde bir tanım var Avrupa Sözleşmesi'nde ki bunu da tabii ki yoruma açık, bunu yorumlayabilirsiniz. Ki bu maddeler de mahkemede referans gösterildi. Çünkü şu şekilde düşünüldü, tehlikeli bir iklim değişikliği dünyadaki herkesin yaşam çevresini o kadar değiştirebilir ki insan hakları çok yüksek bir ölçekte ihlal edilir. Urgenda davası özellikle çok çarpıcı bir dava oldu. Çünkü dünyada ilk defa en yüksek düzeyde ulusal bir mahkeme bir devletin önemli ölçüde ve bir an önce emisyonları insan hakları çerçevesinde azaltması yönünde bir karar alınması açısından bir ilk oldu. Bu sene 2020'nin ilk 6 ayında 3 dava daha vardı. Burada devletler de suçlu bulundular. Özellikle sera gazı emisyonlarına yönelik olarak Fransa hükümetini angajmanlarında yeterince dikkat etmediği yönünde suçlu buldu ki kolektif menfaat karşıydı bu. Bu anlamda Fransız hükümetini suçlu buldu. Almanya'da benzer şekilde anayasal mahkeme iklim değişikliği önlemlerinin gelecek nesilleri korumada yetersiz kaldığı yönünde karar aldı. Ve de bu emisyon azaltım hedeflerinin Almanya'da söz verdiği şekilde varamamasını anayasanın ihlali şeklinde karar verdi ve Belçika'da, Brüksel'de bir mahkeme devletlerin insanların insan haklarının ihlali şeklini tanımladılar. Sadece Belçika sivil hakları düzeyinde değil, aynı zamanda Avrupa Sözleşmesi, İnsan Hakları Sözleşmesi düzeyinde Belçika hükümetini suçlu buldu. Evet, devletlere karşı iklim davalarına devam edebiliriz. Ancak bunun yanı sıra şirketler de var biliyorsunuz. İklim konusu olduğu zaman şirketler her zaman tabii ki öne çıkabiliyor. Bu sene örneğin Mayıs'ta Royal Dutch Shell şirketi ki dünyadaki Çin dışarısında en büyük petrol şirketi Mayıs'ta mahkeme şöyle bir karar aldı. Shell kendi emisyonlarını %45 ölçeğinde kesmeliydi 10 yılın sonunda. Bu şirket dünyada operasyonları olan bir şirket. Ancak bu şekilde de bir karar hiç alınmamıştı Shell'e karşı. Bu anlamda çok çarpıcı bir karar oldu. Hükümetlerden farklı olarak şirket tanım olarak anayasal bir göreve sahip değil vatandaşları ve insan hakları koruma hakkında. Yani eğer klasik bir hukuk çerçevesinden bakacak olursanız. Ancak buradaki müştekiler, Milieu Defensi, özellikle insan hakları bakış açısından yola çıktılar. Ve şu şekilde söylediler, sosyal bakış açısından da şirketlerin de insan haklarını ihlal etmemesi gerekir şeklinde not düştüler ve yargıç da buna katıldı. İklim değişikliği insan haklarını etkilediği için Shell'in de iklim değişikliğini önleme sorumluluğu vardı şeklinde bir karar aldı.
Ve çok ilginç şekilde mahkeme şöyle bir karar aldı. Shell'in kendisinin, kendi tedarikçilerinin, satın alıcılarının ve müşterilerinin çok büyük ölçüde kendi karbondioksit emisyonlarını önlemek, azaltmak yönünde, yükümlülüklerini hatırlatmak yönünde bir yükümlülüğü vardı şeklinde ilginç bir karar aldı. Peki Shell böyle. Peki sonrasında hangi şirket öne çıkacak? İklim davaları söz konusu olduğunda diye soracak olursak. Hollanda'da yine ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Henüz mahkemeye gelmedi ama benzer bir sonuç korkusu da dağları yerinden oynattı diyebiliriz. Tata çelik işletmeleri mesela. Aynaudun'da, Hollanda'da bir şehirde tesisleri var. Evet, resmi bir şikayet aldılar. 1000 vatandaştan ve STK'dan. Ve bir hafta içerisinde şirket temizleme operasyonlarını, kokuyu giderme, gürültüyü giderme ve emisyonları giderme yönünde adım atacağını adım atacağının sözünü verdi. Yani bu önemli. Mahkeme kararları alındığı zaman şirketlerin proaktif bir şekilde ve önceden kendilerini mahkemede bulmadan gerekli adımları atmalarını sağlayabiliyor. Ve mahkemenin de ötesinde Chevron ve Exxon da, Exxon kusura bakmayın bir tane eksik yazılmış. Bu iki şirket de ilginç bir durumla karşı karşıya, paydaşlarıyla ilgili olarak, hissedarlarıyla ilgili olarak, hissedarlar şirketin kendisinin emisyonlarını radikal ölçüde azaltması yönünde bir harekette bulunmuşlar Chevron'da. Ve Exxon'da da bir önceki kurulu feshediyorlar ve bir başka kurul, yöneticiler kurulu toparlıyorlar iklim değişikliği yönünde. Ve yani bu 10 yıllar sonrasında iklim değişikliği yönünde atılmaya çalışılan adımlar sayesinde değişiklik sonunda iklim davaları ve iklim adaleti konusunda gerçekleşmeye başladı diyebiliriz artık. Evet, burada bir takım mevzuatlar ve davalar örnekleri de var. Aynı zamanda çevrenin en kötü şekilde değişimi ve bizim insanlar olarak her günkü yaptığımız şeyler ve aynı zamanda karbondioksit emisyonu, yakıtlara, fosil yakıtlara bağımlılığımız, mesela fast fashion, hızlı moda ve uluslararası ulaşım gibi bir takım konular bunun içerisinde. Özellikle uluslararası iklim hesap verebilirliği karbondioksite çok odaklanıyor. Hükümetlerin ve şirketlerin bu karbondioksit emisyonlarını uluslararası, mesela Paris Sözleşmesi'nde olduğu şekilde azaltılmasını talep ediliyor. Peki çevresel suçlarda, mesela şirket toksik bir atığı maliyetlerini azaltmak için illegal olarak bir nehre döküyor diyelim. Peki bunun çevreye etkisi ne düşünecek olursak, belki de buradaki kasıt çevreyi yok etmek değil. Bildiğiniz üzere, ama sonucunu biliyorlar sonuçta, çevreyi yok edecek. Yani bu anlamda kovuşturma ve soruşturma noktasında uluslararası düzeyde bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki Özlem de başlangıçta şunları söylemişti. Ekosid, yani ekokırıma değinmişti. Buraya da geleceğim zaten. Ancak uzun süredir tartışılan konudan hali hazırda zaten zuhur ediyor değişik düzeylerde. Ancak bir tane konuya özellikle değinmek istiyorum. Şöyle bir fikir var. Yeni bir uluslararası yargılama yetkisi olsun, bir çevresel mahkeme olsun deniyor. Tek misyonu çevresel suçlara bakmak olsun, soruşturmak ve kovuşturmak olsun. Bu durumda iki tane opsiyonunuz var. Ya daimi bir mahkeme kurmanız gerekiyor, uluslararası ceza mahkemesi gibi, veya ad hoc, yani geçici bir yapı olması gerekiyor.
sınırlı bir şekilde mesela belirli çevresel durumlara, belirli yerlerde gerçekleşen, belirli ülkelerde gerçekleşen, bölgelerde gerçekleşen durumlara yönelik olarak, geçici olarak toplanacak bir panel olabilir. Belirli bir zaman içerisinde olabilir bu. Buna en yakın örnekte, mesela Yugoslavya'daki savaş suçlarının bakılması olabilir mesela. Yani belki de geçici bir yargı merciği bu şekilde gerçekleşebilir. Ancak bu tür durumlarda çok fazla sorunlar oluyor. Mesela maliyet. Tamamen olmadan bir uluslararası yargı merciğini baştan kurmak çok fazla maliyet anlamına geliyor. Geçmiş süre içerisinde Uluslararası Ceza Mahkemesi 20 sene sürdü bunun kurulması. Ve devletler açısından da böyle bir oluşuma, para yatırma ve bunun çevresinde oluşacak bir siyasi iradenin de kurulması bir problem olabilir. Bir başka bir yargılama mercinden bahsediyoruz burada. Belki de bunu pratik olarak nasıl kurabiliriz noktasında bakacak olursak, siyasi iradenin eksikliğini görürüz. Mesela Suriye'de veya Myanmar'daki durumda, örneğin Myanmar'da IIIM bakıyor, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi bakıyor, Genel Meclisi bakıyor. Yani bu açıdan bu sorular çok zorlayıcı sorular. İkinci fikir de şu, belki biraz daha çekici bulunan bir fikir bu. Halihazırdaki mekanizmalara bakmak. Mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bakmak. Bu en fazla gerçekleşmesi olası görünen opsiyon gibi duruyor çevre konusunda. Yani belki bir kanun değişikliğine gitmek olabilir bu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne biraz zoom etmek istiyorum, yakından bakmak istiyorum. Çünkü UCM'nin halihazırda nasıl yürüdüğünü görmemiz önemli. Eğer ve nasıl sorularını sormamız gerekiyor. Eğer çevre suçları UCM'nin baktığı bir mesele haline gelecekse, Uluslararası Ceza Mahkemesi tek kalıcı daimi uluslararası mahkeme, kendi yargılama yetkisi, yargılama merci var. Burada dört tane çok belirlenmiş suç var. Soykırım, savaş suçları, insana karşı suçlar ve saldırı suçları. Bunlar tanımlanmış bulunuyor suç olarak. Mahkemenin aynı zamanda kişisel ve bölgesel yargılama yetkisi olarak bir takım sınırları var. Sadece bu UCM'ye üye olan, taraf olan devletlerin vatandaşları burada söz konusu oluyor, yargılanma söz konusu olduğunda. Ve de aynı zamanda bu devlet, taraf devletlerin bölgesinde gerçekleşmiş suçlar sadece UCM tarafından bakılabiliyor. Ve aynı zamanda geçici bir yargılama merciği söz konusu olduğu zaman zaman sınırlaması oluyor. Buradaki potansiyel suçlara bu Roma statüsünde belirlendi üzere ki 2002'de geçmişti. Sadece belirli bir sürede gerçekleşmiş Roma statüsünde yargılanabilecek şekilde belirli bir sürede gerçekleşmiş davalara bakabiliyor. Yani bu anlamda başka opsiyonlara bakacak olursak, mesela taraf olmayan bir devlet belki böyle bir yargılama yetkisini, yargılama merciğine katılabilir, kabul edebilir. Belki de bir çeşit Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi referansı veya sevki olabilir veya bu tür bir inisiyatif olabilir. Ancak bütün bu detayları bir kenara bırakalım diyorum ve devam etmek istiyorum. What we see in the Rome Statute, the treaty that established the court as far as environmental crimes. Now on your screen now you have çevre suçları bağlamında giriş, Roma statüsünün girişinden bir kısım alıntıladım buraya. Bazı benim gibi hukuk geyikleri, hukuka çok düşkün olan insanlar için çok şiirsel gelebilir bu. Biraz ulaşmak istediğimiz etik ve ahlaki ideali de gösteriyor aslında.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. İnsan haklarına, insan haklarının yalnızca sağlıklı bir ortamda kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Mesela üçüncü paragraf şöyle diyor, bu tür ağır suçların dünyadaki barış, güvenlik ve esenliği tehdit ettiğini kabul ederek diye devam ediyor. Yani bu benzer dili iklim mevzuatında da ve iklim davaları örneklerinde de görebiliyoruz. Bu açıdan gerçek dışı değil. Yalnızca girişe bakarak aslında UCM'nin iklim davalarını ele alabilmeye uygun bir yargı merci olarak değerlendirilmesi o kadar da gerçek dışı bir şey değil. Daha da spesifik olarak şu anda bu UCM'nin yargı yetkisi altında takip edilen suçlara baktığımızda da soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarına çok iyi bir şekilde görebiliyoruz aslında şunu. Bu suçlar zaten kendileri çevreye etkide bulunan suçlar, etkide bulunabilecek suçlar. Çünkü çevresel yıkım çoğunlukla ya da çevreye verilen hasar uluslararası suçlarla el ele gidiyor. Diyelim ki fil dişi ticaretine bakacak olursanız ya da maden, affedersiniz, elmas ticaretine bakacak olursanız durum böyle. Akademisyenler ve hukukçular sık sık zaten Roma statüsünün diğer ele aldığı suçların da çevreyle ilişkilendirilebileceğini söylüyor. Mesela soykırım tanımına bakacak olursanız çevresel etkileri de kapsayacak şekilde yorumlanabiliyor. Çünkü diyor ki fiziksel olarak kısmen ya da tamamen yok etmek kastıyla grubu ağır yaşam koşullarına maruz bırakmaktan söz ediyor. Yani bu açıdan da kasıtlı çevrenin kasıtlı bir şekilde yıkıma uğratılması o grubun yok edilmesi amacıyla gerçekleşebiliyor. Bunu yıkarak, bunu ortadan kaldırarak da belirli bir topluluğu hedef alabiliyor. Ve soykırım suçu pekala iklimle ilgili suçların altında değerlendirilebiliyor. Bu yorum meselesi bir kenara, Roma statüsü doğrudan çevreye karşı işlenen suçları yalnızca çok sınırlı bir şekilde ele alıyor. Bir hüküm var. O hüküm de açık bir şekilde 8. maddenin 2. paragrafının 4. fıkrası. Savaş suçları kategorisinde ele alınan bir şey bu. Bu saldırının uluslararası bir silahlı çatışma sırasında gerçekleşmesi gerekiyor. Yani ne kadar sınırlı olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat tarihte geri dönüp bakacak olursanız mesela Vietnam'a napalm bombası attığı zaman ABD ordusunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Çevreye zarar vermek burada kendi içinde bir amaç olmamakla birlikte napalm bombasının atılması savaş sırasında askeri bir üstünlük kazanmak amacıyla gerçekleşmiş gibi gösteriliyordu. Çok üst bir eşik olduğunu görebiliyoruz. Savaş meselesi bir kenara, yani bu savaşın uluslararası bir silahlı çatışmada gerçekleşmesi hükmünü bir kenara bırakacak olursak, ceza mahkemesinin eşikleri oldukça yüksek bu suçlarda. Sizler de görebiliyorsunuz. Bu hükümler altında bir dava açmak ne kadar mümkün? Bir uluslararası silahlı çatışma durumunda dahi. Öncelikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin mevzuatına göre öncelikle kasıtlı olarak çevreye zarar vermek amacıyla gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Yani kasıtlı olmayan hasarların sayılmadığını görüyoruz. Bu etkilerin, çevreye verilen etkilerin ciddi olması gerekiyor, uzun vadeli olması gerekiyor ve yaygın olması gerekiyor. Yani çok fazla sıfat kullanılmış burada da. Bir yandan da daha önceden verdiğim örnek napalm bombası atılmasında olduğu gibi gerçekleştirilmesi hedeflenen askeri hedefler ölçüsünde yaratılan hasar değerlendirilmelidir diyor. Yani gerekçelendirmeye bir de bu hususun dahil edilmesi gerekiyor. Dün Özlem'in söz ettiği bir gelişme oldu. Ekokırım hareketi nihayet bir yasa önerisiyle, bir hüküm önerisiyle geldi. Uzun bir süredir 5. suç haline getirmeye çalışıyorlar Roma statüsünde tanımlanmış. 4 tane suç var.
Fikir yeni bir suç daha yaratmak Roma statüsü altında. Daha önceden de görmüş olduğumuz üzere. Mevcut hükümler oldukça sınırlı ve şu halleriyle yeterli değil çevre suçlarını kapsamak konusunda ya da çevreye verilen hasar ve getirilen yıkım konusunda bu meseleleri ele alamayacak kadar darlar. O nedenle de Roma statüsü altında bir beşinci suçun ortaya atılması şu şekilde gerekçelendiriliyor. Ekokırım barışa karşı bir suçtur. Çünkü ortadaki risk ya da çevreye yapılan verilen hasar ya da çevreye getirilen yıkım insan haklarının ihlal edilmesine neden oluyor. Çatışmayı arttırıyor, çatışma riskini arttırıyor ve insanların yaşam kalitesinde ve orada yaşayanların sağlığında ciddi bir bozulmaya neden oluyor. Daha önceden de söz ettiğim üzere dün bir grup çok önde gelen hukuk uzmanı ki adı Ekokırım'a hukuksal bir tanım kazandırmak için bağımsız uzmanlar paneli bir tanım önerdi. Ekokırım için ekranda görebiliyorsunuz ve burada diyorlar ki onların bakış açısına göre bu ifade Roma statüsüne yerleştirilebilecek durumda. Ekokırım burada gerçekleştirilmeleri halinde çevreye ciddi ve yaygın veya uzun vadeli zarar verme olasılıklarının hayli yüksek olduğu bilgisiyle işlenen hukuka aykırı veya pervasızca fiiller demektir. Şimdi, dün gece geldi bu. E-maillerimize düştü. Nasıl diyeyim ben pek fazla söyleyecek şeyim yok şu anda. Buradaki bazı kelimeler mesela yaygın veya uzun vadeli diyor. Mevcut hükümlerde, Roma statüsünün mevcut hükümlerinde, çevreyle ilgili olanlarda zaten yaygın ve uzun vadeli ifadesi kullanılmış. O yüzden tartışmalı acaba bu mevcut hükümlerin önüne geçen, onlardan durumu daha iyileştiren bir hüküm mü? Orası tartışmaya açık ama genel olarak UCM'deki ekokırım kaygılarından bahsetmek istiyorum ben. Dünkü yapılan tanımdan bağımsız olarak bir hususa değinmek istiyorum. Bu hükmü, bu tanımı ya da başka bir uluslararası ceza mahkemesinin mevzuatının bir parçası haline getirecekseniz Roma statüsünü değiştireceksiniz demektir. O zaman başka sorular da gündeme geliyor. UCM bunu yapmak için doğru bir yer mi? Bu suçun ele alınması için doğru bir yer mi? UCM üyeliği herkes üyesi değil. Yalnızca 122 üye ülke var. Türkiye mesela bunun üyelerinden bir tanesi değil, taraflarından bir tanesi değil. Ve kurum hali hazırda pek çok zorlukla karşılaşıyor zaten. Kendi yargı yetkisi altındaki davaları ele almakta çok sorun yaşıyor. Zaten bunun işleyişleri etrafında dönen siyasi tartışmaları da bir kenara bırakıyorum. Ama bir yandan da bazı kaygılardan bahsederek devam etmek istiyorum. Ekranda zaten bunları görebiliyorsunuz. Öncelikle suçun genel kabul görmüş bir tanımının yokluğu sorunu var. Elbette bir uzman paneli çıktı ve çok yoğun çalışarak dün gece bize bir tanım çıkardılar. Ancak bunu bir kenara bıraksak bile yine de bunun genel olarak kabul göreceğini söylemeniz mümkün değil. Yani 24 saat geçti üzerinden henüz daha. Mahkemenin tarihine de baktığımızda açıkça görebiliyoruz bunun neden sorunlu olduğunu. Mesela saldırganlık suçu ya da saldırı suçu. Daha önceden bir slide göstermiştim. Dört UCM'nin ele aldığı dört suçu gösteren. Fakat tarihte biraz geriye gidecek olursak Roma statüsü kabul edildiği zaman devletler bir saldırı suçu üzerinde anlaşamadılar. Saldırı suçunu oraya yazdılar ama içini doldurmadılar. Dediler ki bunu buraya bırakalım, içini sonra dolduralım. Bir ara bunun tanımını yaparız. Şöyle Kristen, oldu. Kristen,
We have a question in the chat, so I'm going to ask you this. Sorumuz var chat kutusunda. One of the participants katılımcılarımızdan asked, bir tanesi. Can you just repeat the definition of the ecocide, Eko Kırım tanımını tekrarlayabilir misiniz diyor. International panel. Uluslararası panel tarafından getirilen bu tanımı tekrarlayabilir misiniz diyordu. Ekranda tekrar görebiliyorsunuz bunu. Şöyle diyor, Eko Kırım gerçekleştirilmeleri halinde çevreye ciddi ve yaygın veya uzun vadeli zarar verme olasılıklarının hayli yüksek olduğu bilgisiyle işlenen hukuka aykırı veya pervasızca fiiller demektir. Okay, so just to come back to the fact that despite that definition that bu tanıma rağmen existing out in the internet bu tanım artık ve internette bulunabilecek diğer tanımlar yaygın olarak kabul edilmiş değil. Saldırı suçu da böyle. Bu Roma statüsü zamanında devletler henüz anlaşamamışlardı üzerinde. Ne saldırı suçunu teşkil eder bunu tespit edemediler. Bunu içine dolduramadılar ve belirli bir tanım getirmeleri çok uzun yıllar sürdü. Ve şu anda artık tanımlanmış bir saldırı suçu var, değiştirilmiş Roma statüsünde. Yani ne var ki benzer bir şekilde Eko Kırım da benzer bir uluslararası hukuk sürecinden geçti. Mahkemenin tarihine baktığımız zaman da bir uluslararası hukukta kendine yer bulmuş ama Roma statüsünde kendine yer bulamamış bir suçla da karşılaşıyoruz. Çünkü o Roma statüsünün gerçekleştirildiği zaman henüz daha kabul görmemişti. 8. madde. 8. maddede bir değişiklik yapıldı ve belirli bazı silahların kullanılmasını kriminal hale getirdi. Özellikle de uluslararası silahlı çatışma niteliği taşımayan olaylarda. Yani uluslararası silahlı çatışmalarda kullanılması suç teşkil etmiyorken ulusal çatışmalarda ya da uluslararası taşımayan çatışmalarda kullanılması kriminal hale getirildi, suç hale getirildi. Yani uluslararası hukuktan ayrılan böyle yönleri olabiliyor Roma statüsünün. Eko Kırım konusunda da insanların böyle tartışmaları var. Dün açıklanmış tanımı kullanabiliriz ya da Eko Kırım'ın bizim bireysel olarak zihnimizde çağrıştıran başka bir tanımı kullanabiliriz. Bu genel bir hukuk, bu genel bir yasa olarak kabul görecek mi? Ucu açık kaygılardan, sorunlardan bir tanesi. Bir başka mesele daha genel olarak değiştirilme süreçlerinde bu Uluslararası Ceza Mahkemesi karşısında Roma statüsünün değiştirilmesi meselesi oldukça karmaşık, oldukça çetrefil bir süreç. Çünkü oydaşma aranıyor, oy birliği aranıyor UCM tarafı ülkeler arasında. Ne zaman bir Roma statüsünde bir değişiklik yapılacak olsa, işte şartlar konusunda, yürürlüğe giriş tarihinde ve hükmün unsurları konusunda oy birliği aranıyor. 2009'dan bu yana bir değişiklik çalışma grubu var. Değişiklikler üzerinde tartışıyor. İşte bir taslak dil hazırlıyor bunları daha büyük bir devletler grubuna açmadan önce. Bir oy birliği olmasa da 3/2'lik bir çoğunlukla yine de kabul edilebiliyor değişiklikler. Ama değişikliklerin şöyle bir unsuru var. 123 ülke var bugün UCM'ye taraf olan. Ancak bir yandan da 123 ülkenin hepsi de saldırı suçunu kabul etmiş değil. Çünkü etkin şekilde onaylamaları gerekiyor her bir değişikliği bu ülkelerin. Dolayısıyla bu değişikliklerin önerilmesi, onaylanması, ardından benimsenmesi her bir devlet için bunun yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. Bazı devletler hatta görmek isteyebilir. Pratikte bu değişiklikler ben onaylamadan bakalım nasıl işleyecek onu bir göreyim demeyi tercih edebilir. Bu da meselelerden bir tanesi. Başka kaygılar da var devletlerin ortaya atmış olduğu en genel anlamıyla. Bütün değişiklikler
bağlamında Roma statüsüne yapılacak. Ama özellikle de Roma statüsünü mevcut hükmü değiştirecek şekilde ya da ekokırım gibi yeni bir suç yaratacak şekilde değiştiriyorsanız devletler daha çekimser yaklaşıyor. Bazı devletler bu türden değişikliklerin UCM'nin gerçekten oyuna dahil olması, farklı mevzuat döngülerinden geçtikten sonra olması gerektiğini söylüyorlar. Yani diğer suçlardaki değişiklikler önce bir yerleşsin diyorlar. Öncelikle yeni bir suç başlamadan önce ve işleri daha da yeni bir suç daha ekleyip daha da karmaşıklaştırmaya başlamadan önce diğer suçlarla ilgili durum bir netleşsin diyorlar. Bir başka unsur daha. UCM'ye taraf olan ve şu andaki mevzuatı kabul eden 123 ülke var. Diyorlar ki belki de diğer bütün ülkeler dahil olsun önce, ardından meseleleri biraz daha karmaşıklaştırırız. Çünkü Roma statüsüne katılmak isteyenler bu yeni yaptığınız değişiklikler nedeniyle katılmak istemeyebilirler. Ardından bir başka sorun daha var. O da şu: acaba ekokırım dediğimiz şey sahiden de ağır suç tanımına girecek durumda mıdır? Çünkü görmüştük zaten giriş bölümündeki ifadelerden bir tanesi, en ağır suçlar, uluslararası toplumu ilgilendiren en ağır suçların cezasız kalmamasını sağlamak amacını görüyor. Fakat bazı devletler diyebilir ki çevreye karşı işlenmiş suçlar soykırım kadar ciddi olmayabilir. Elçiye zeval olmaz. Bazı ülkeler böyle kaygılar var. Bazı ülkelerin böyle kaygıları var diyorum ben. Başlangıçta Roma statüsü Trinidad Tobago tarafından ortaya atılırken, mesela uyuşturucu ticareti için bir mahkememiz olsun diye bu fikri ortaya atmıştı. Bu ülkeyi çok ilgilendiriyordu o dönemde bu mesele. Fakat diğer ülkeler bu meseleyi bu kadar ciddiye almadılar. O nedenle de mahkemenin... Can I just interrupt? Kesebilir miyim burada? Maybe belki ben arkadaşlarıma da hani küçük bir bilgi olarak şeyi söylemek istiyorum. Yani bu konudaki gözlemim. Ben 2010 yılında Uganda'ya gitmiştim. O zaman gözden geçirme konferansının olduğu, saldırı suçunun da işte tartışıldığı bir konferanstı. Tam Uganda'ya vardığım gün Kampala'da Mavi Marmara gemisi İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Yani benim için böyle uluslararası bir toplantıya gidilip işte saldırı suçu tanımlanmaya çalışıyor ve işte o zaman yani işte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri orada böyle acayip tartışmalar dönüyor ve Mavi Marmara saldırısı olmuş. Bir anda böyle gündem olmuştu Türkiye ve ben o zaman şöyle bir şey edinmiştim. Yani sanki saldırı suçu tanımlanıyor ama sanki devletler aslında birbirine saldıracaklar ve nasıl yargılanmayız bu işten diye bir pazarlık süreci gidiyor gibiydi. Özellikle de işte Amerika'nın vesairenin tutumuna baktığımızda. O yüzden de Kristen'in söylediği şeylere katılıyorum. Yani özellikle de uluslararası uzlaşı bulmuş bir şekilde bütün devletlerin uzlaştığı bir tanımı ortaya çıkarmak ve buradan da bir hesap verilir bir mekanizma oluşturmak çok zor görünüyor ve ciddi bir handikap var. Mesela bir tane soru geldi bununla bağlantılı, belki yanıtlamak istersin diye araya girdim. Savaşın sonuçlarından olan bir ekokırımda diyor, bu olmadığı için suç olarak kabul edilmiyor şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde anladığım kadarıyla demiş. Örneğin askeri tatbikatlar da buna dahil mi? Yani böyle bir suç kabul edilir mi? Yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri uçak gemilerinin dayanıklılığını ölçmek için Atlas Okyanusu'nda 18 tonluk patlayıcı testi yaptı ve bütün deniz canlıları katledildi. Bunun önüne geçecek bir uluslararası koruma şu an için yok mudur? Soru bu. Chat'ten de Thank you for that. Thank you first teşekkür of all. Öncelikle bu gözleminiz ve deneyiminiz için çok teşekkür ediyorum.
Kampala'daki konferansa ilişkin olarak paylaştığınız deneyim ve ardından da sorduğunuz soru. Zamanlaması mükemmel bir soru. Çünkü politika meselesine, siyaset meselesine girecektim bu slayttaki. Gerçekten de gözden geçirme konferansında dünyanın her yerinden gelen ülkeler, yalnızca taraf devletler değil, gözlemci ülkeler de davet edildi bu gözden geçirme tartışmalarına, saldırı suçu meselesinde. Evet, hayli de siyasi bir mesele. Hatta devletlerin de ötesine geçen bir siyasi boyutu var bunun. Yani mesela insani yardım görevlerine, misyonlarına bakacak olursanız, insani yardım görevlerinin destekçilerine soracak olursanız, onlar çok geniş bir yorumdan korkuyorlar. Mesela saldırı suçu çok geniş yorumlanırsa, o zaman insani yardım görevleri artık gerçekleşmeyebilir diye düşünüyorlar. Bir ülkeye insani yardım sunanların girmesi, insani yardım sunanların o ülkeye girmekten korkabilecekleri söyleniyor. Mesela insani koruma sorumluluğu altındaki insani yardım görevlerine bakacak olursanız, devlet kendi yurttaşlarını uluslararası suçlardan koruma görevini terk etmiş olduğu durumlarda uluslararası toplumun müdahale etmesi gerekir deniyor. Bu durumda ne demektir aslında? Bazı kurumların devletlerin yetki alanlarına, egemenlik alanlarına müdahale ederek insani yardım sunması gerekiyor ki bu durumda bazı devletler bunu saldırı suçu olarak kabul ediyorlar. Yani çok yüklü bir konu bu. Çok gebe bir konu. O nedenle de UCM bu saldırı suçunu da çok spesifik olarak ele almaktan kaçınıyor. Diğer taraftan ekokırım, savaşta ekokırım meselesi. Şu anda bahsetmiş olduğunuz ABD donanmasının gerçekleştirmiş olduğu o askeri tatbikat, patlayıcılar kullanarak deniz ortamını, deniz canlılarına getirdiği tahribat konusunda çok bilgili değilim. Saf bir tatbikat mıydı? Yani doğrudan silah tatbikatı mı yaptılar? Çünkü devletler bu türden tatbikatları ortak olarak gerçekleştiriyorlar. Yani iki devlet arasında kendi topraklarında ya da kendi karasularında böyle tatbikatlar yapabilmeleri mümkün oluyor karşılıklı izin sayesinde. UCM'nin mevzuatında, mevzuatı bağlamında değerlendirecek olursak da bunun bir savaş bağlamında olması gerekiyor. Bir silahlı çatışma bağlamında gerçekleşmesi gerekiyor. Sizin referansta bulunduğunuz örneği, olayı bilmiyorum ama bu belki de daha ziyade askeri tatbikat bağlamında ele alınabilir. O zaman da çevreye hasar veriyorsa, mesela Greenpeace gibi ve diğer pek çok gibi çevre kuruluşları vardır ve bu durumu lanetleyeceklerdir. Lanetliyorlardı zaten. Bu türden askeri tatbikatların açıkça çevreye hasar verdiği durumlarda bunların durdurulması gerekiyor. Ancak bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi bu türden durumları ele alabilecek bir organ olma niteliğinde değil. Bir sorumuz daha var. Ancak sunumunuz bitti mi? Başka dile getirmek, altını çizmek istediğiniz noktalar var mıdır? Emin olamadım. Dediğim üzere herkes için nettir diye düşünüyorum. Siyaset hayatımızın her alanında. O nedenle de çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Ekokırımı UCM'nin gündemine getirmeye çalışmanın pek çok tuzaklı yönü var. Ama isterseniz burada durayım. Ardından da soruları alalım ve onları değerlendirelim. Chat kutusunu okuyabiliyor musunuz acaba? Hatta tercümanlarımız belki Türkçe'ye tercüme edebilirler. Siz nasıl değerlendiriyorsanız. Pek çok yazılı şey olduğu için tercüme edemiyoruz. Hangisinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Belki Özlem Hanım okuyabilirse biz de okunanını tercüme edebiliriz. There is a question here.
Diyor ki uzmanlar panelinin tanımına göre pervasızca ifadesi ekokırım durumlarında kullanılıyor. Pervasızca ifadesi öngörülen sosyal ve ekonomik faydalar bağlamında verilecek zararın aşırı olacağı açık olmasına rağmen bu zararın acımasızca göz ardı edilmesi demektir. Şimdi fiil ile sosyal ve ekonomik faydalar arasında bağlantı kurmak, illiyat kurmak gerçekten gerekli mi diye sorulmuş. Şimdi benim sunumum bu tanımın çok ayrıntılarına girmiyordu. Ancak chat kutusuna bir bağlantı paylaşayım dilerseniz. Çünkü orada bir yorum da var. Bu tanıma ilişkin bir yorum da girilmiş. Daha fazla içgörü sağlıyor bize. Panelistlerin, uluslararası panelistlerin ne düşündüğüne ilişkin olarak. Bazı kelimelerin nasıl kullanıldığına ilişkin çünkü ayrıntılar da veriyorlar oraya. Gerekçelendirme de yapıyorlar. Sizin sorunuz çok geçerlidir diye düşünüyorum. Aslında aklıma da düştü bu. Sosyal ve ekonomik, beklenen, öngörülen sosyal ve ekonomik faydalar kavramını görünce ben de düşündüm. Benim başlangıçta verdiğim tepki savaş suçlarındaki gibi bir tanım yapmak. Daha önceden size sunmuştum bunu. Eğer getirilen yıkım, mesela getirilen yıkımın savaşta kazanılacak askeri avantaja göre değerlendirilmesi gerekir diyor. Yani bir savaş durumundan bahsediyor. Savaşın aklınızda şunu tutarsanız anlayabilirsiniz diye düşünüyorum o savaş durumunu. Burada da öngörülen sosyal ve ekonomik faydalar bağlamında verilecek zararın diyor. Bu bana soracak olursanız oldukça tartışmalı bir alan. Benim Twitter'da dün gece gördüğüm yorumculardan bir tanesi bir örnek vermişti. Diyelim ki bir apartman inşa ediyorsunuz. Mesela düşük gelirliler için bir bina inşa edeceksiniz. Çok fazla parası olmayan insanlara ev vereceksiniz. Böylece de toplumsal bir faydası olacak. Topluma yararı olacak bunun. Ancak binayı inşa ederken elbette yerel çevreyi delik deşecek edeceksiniz, yerel faunayı öldüreceksiniz, yaban hayata zarar vereceksiniz. Peki bu ikisi nasıl tartılır? Elbette tamam kabul, binanın bazı bundan sonraki 10, 20, 30 yıl boyunca orada yaşayan ailelere toplumsal bir fayda sağlayacağı açık. Fakat uzun vadeli çevre hasarı ne olacak? O yüzden de benim dün önerilen tanıma ilişkin pek çok soru vardı aklımda ama zaten bu iyi bir şey. Bir yandan da böyle sınırları net bir şekilde belirlenmiş, insanları susturan bir tanımdan ziyade diyalog başlatan bir tanım istiyorsunuz. Farklı farklı senaryoları göz önünde bulundursun insanlar. Yeni bir mevzuat kullanmak isteyebilirsiniz, yeni bir yargı merci ortaya çıkarmak isteyebilirsiniz ya da UCM'yi ortaya çıkarmak istersiniz. Bırakın insanlar bunları tartışsın. Bu çok kısa tanımın ortaya atmış olduğu sorular zaman içerisinde daha da derinlemesine tartışılacaktır diye düşünüyorum. Chat bölümünde de bir soru var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu savcılığın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yayınlamış olduğu çevre suçlarını da özellikle de Kamboçya ile ilgili başvurudan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dahil edildi. İşte insanlığa karşı suç bağlamında incelenecek gibi bir haber çıktıktan sonra Türkiye'de de bu çok yankı buldu. Bir takım işte gazetelerde artık Uluslararası Ceza Mahkemesi çevre suçlarına bakıyor diye. Ve örneğin işte buradaki bir takım yerlerde Kanadalı bir maden şirketiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savcılığına şikayette bulunuyor. Buradaki işte Kanadalı şirket Türkiye'de insanlığa karşı suç işliyor gibi. Bu tip başvuruları yerinde buluyor musun ya da etkili buluyor musun? Yoksa yani hukuki bir tarafı var mı? Özellikle de hani bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin büyüklük ve suçun ehemmiyetinin büyüklüğünü dikkate alarak yaptığı yargılamalar açısından baktığında etkili bir yol mudur diye sormak istiyorum. Sonra da Yağız'ın sorusuna geçeceğim. Evet.
It's a tricky question, but I'm going to say biraz çetrefil bir soru ama şöyle diyeceğim. Gerekçelendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü adalet bir insan hakkı. Ben kimim ki sizin karşılaştığınız, sizin yaşamış olduğunuz bir mağduriyetin gerçekten mağduriyet olup olmadığını değerlendirmek bana kalsın. UCM bu suçun ciddiyetine ilişkin olarak ya da ortaya çıkan hasarın niteliğine ilişkin çok kestirme yanıtlar verip bunu bir kenara da atabilir. Ama Roma Statüsü'nün 15. maddesine göre zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi her gün muazzam sayıda dava alıyor. Bazılarının meşruiyeti diğerlerinden daha fazla, gerekçeleri daha fazla. Bazıları biraz zorluyor. Mesela işte toprak işgalinde ya da madencilik davalarında olduğu gibi. Fakat bir yandan da bunun bir değeri olduğunu düşünüyorum başvurmanın kendisinin. Çünkü hukukun üstünlüğü var. Ama anlaşmalar da hukuk kadar yoruma açık. Hakimlerin, yalnızca hakimlerin değil savcıların da Roma statüsünü değerlendirirken ya da yorumlarken bazı sınırları zorladığını görüyoruz. Bazı insanlar iklim adaleti, UCM'de iklim adaleti meselesinde ...26. politika belgesi var mesela davaların önceliklendirilmesine ilişkin olarak ve çevre suçlarının önceliklendirilmesine dair ayrı bir hüküm var orada. Yani buradan yürüyelim, burayı keşfedelim. Bu mahkeme bunun doğru bir yeri midir? Savcılığın bunu değerlendirmek için elinde yeterli kaynaklar var mıdır? Çok fazla ucu açık soru var ama bence gerekçelendirilebilirdir diye düşünüyorum. Bu türden davaları mahkemeye getirme işinin kendisi. Çünkü en azından sağlam bir hukuki gerekçelendirmesi varsa bu yapılabilir diye düşünüyorum. Elbette hiç yargı yetkisine denk düşmeyecek başvurular da getiriliyor ama burada bunun gerekçesi vardır diye düşünüyorum. Bu türden suçlar söz konusu olduğu zaman insanlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ister istemez bakıyor. Çünkü böyle durumlarda başka meseleleri getirebileceğiniz, mesela toprak işgali gibi konuları gündeme getirebileceğiniz başka mahkeme yok. İsterseniz ben soru soran arkadaşlarımıza söz vereyim. Yağız, sorunu doğrudan yöneltebilir misin rica etsem? Daha sorabilirim, olur. Olur, tamamdır. Yani kameramı açamıyorum, kusura bakmayın, çok müsait bir ortamda değilim. Öncelikle teşekkürler organizasyon ve sunum için. Chatten de yazmaya çalışmıştım. Yani iklim yasalarının çıkarılması sizce iklim davalarını nasıl etkileyecek? Burada hani iklim yasalarının çıkarılması sürecinde sivil toplum olarak neleri savunursak, neleri istersek iklim davalarının stratejik olarak daha güçlü olmasını sağlayabiliriz gibi bir soru sormak istiyorum. Biraz hani örnekleyecek olursam, mesela Avrupa İklim Kanunu'nun çıkarılması sürecinde bildiğim kadarıyla Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller ve işte yani Yeşillerin olduğu grup Right to Climate Action diye bir hakkı iklim kanununa ekletmek istemişler. Sonrasında eklenememiş. İşte o hakla birlikte hükümetlerin mahkemelerde vatandaşlar tarafından eylem planlarına koydukları eylemler için sorumlu tutulabilmesi gibi bir süreç hayal ediyorlarmış. Bir örneğe denk gelmiştim. Hani sizin burada söyleyeceğiniz başka örnekler olur mu? Bu rolü, bu ilişkiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler Yavuz. Çeviri tamamlanınca Christine'e yöneltelim. İki tane daha soru var. Chatten görüyorum. Bir tanesi Çisem. Diğeri de Ekrem'den gelmiş. Onları da yönelteceğim. Yes, so very quickly I think civil society. Evet, just şöyle düşünebilir miyiz? Sivil toplum ve genel olarak insanlar, vatandaşlar
temsilciler seçebilirler çevreyle ilgili eylemlerde bulunabilmek için ki bu şekilde kanunlar yazılabilsin, yürürlüğe girsin ve burada bir takım tanzimatlar, telafiler ve özellikle devletlere ve şirketlere karşı bir durum yani duruş gerçekleşebilmesi açısından burada bu kanunların yürürlüğe girmesi için doğru politikacıları seçmek de önemli bir tabii ki fırsat. Ancak biliyorsunuz bu tür süreçler zaman alıyor. Sizler benden çok daha iyi biliyorsunuzdur kendi açınızdan kanuna nasıl uzun bir süre içerisinde evrildiğini, önce yazıldığını, sonrasında bir ülkede yürürlüğe girdiğini, yazılıp yürürlüğe girdiğini biliyorsunuz. Maalesef bu süreçler çok uzun sürebiliyor ve sunumumda aslında kapatırken şöyle bir şeye değinmek istiyordum. Belki de biraz daha olumlu olmamız gerekiyor. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi içerisinde belki böyle bir ekleme olabilir ancak bunun yapıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Nereden başlamamız gerekiyor? Sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mi bakmamız gerekiyor? Aynı zamanda ulusal çerçevelere de bakmamız gerekiyor. İçinde yaşadığımız ülkelerin tavrına da bakmamız gerekiyor. Onlar acaba bu tür meselelere yani iklim değişikliği ve çevre konularının iyi yönde geliştirilmesi yönünde nasıl adımlar atıyorlar? Yani size daha öncesinde verdiğim örnekler esin kaynağı olsun diye ve aslında kendi ülkelerimizde nelerin gerçekleşebileceğine yönelik iyi örneklerdi. 15 dakikamız daha var sanıyorum. Çisem'in sorusu var. Çisem sen mi yöneltirsin? Tabii yöneltebilirim. Ben de iyi akşamlar diliyorum herkese. Öncelikle sunum ve organizasyon için çok teşekkür ederim. Ben de uluslararası yargılama yetkisi konusundaki görüşlere ilişkin bir soru yöneltmek istiyorum. Hani ben ilk bakışta şöyle düşünüyorum. Çevre suçlarına ilişkin yeni bir uluslararası mahkeme kurulması sanki bu ekokurum suçunun ya da çevreye karşı suçların soykırım, insanlığa karşı suç gibi suçlar kadar önemli bir suç değil de başka bir kategorideymiş gibi bir algı yaratabilir mi? Bunun yerine zaten var olan ve bu suçlara bakan bir mahkemenin bunu da bu kadar etkili ve büyük bir suç olduğunu kabul ederek bakması daha doğru gibi geliyor ama bu konudaki görüşünü merak ediyorum sadece. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kristin. I think it's a tough question. Evet, bu zor bir soru. UCM mükemmel bir kurum değil tabii ki. Ama tabii ki bu doğal bir şey. Sürekli büyümekte, hala genç, büyüme sancıları çekiyor. Bazı çok güçlü aktörler söz konusu burada. Büyük devletlerin, çok güçlü devletlerin liderleri ve çok ikna edici devletlerin liderleri söz konusu burada ve UCM'nin hareket etme alanını çok fena halde kısıtlayabiliyorlar. Peki, ayrı olarak bir mahkeme kurulsa ve UCM'nin yükünü alacak olsa mesela, böyle bir mahkeme daha iyi bir iş çıkarabilir mi? Bunu tahmin etmesi çok zor. Belki buradaki sorun şu, UCM'nin bireyler üzerinde yargılama yetkisi var ve Uluslararası Çevre Mahkemesi de şöyle diyecekti, evet bireyler var ama devletlere ne yapacağız, şirketlere ne yapacağız? Şirketler böyle bir yargılama yetkisi içerisine girmiyor. Bir mesela CEO'su, şirketin CEO'su söz konusu olabilirdi UCM nezdinde. Yani bu işleri daha da karmaşıklaştırıyor. Bu açıdan mesela çok büyük şirketlerle karşı karşıya kalacaksınız ve onlar da hayır diyecekler. Sadece devletler değil, şirketler de böyle bir oluşuma karşı çıkacaklar. Mesela teknoloji devlerine bakacak olursanız, Facebook'u düşünün mesela, Twitter'ı düşünün, Google'ı düşünün. Eğer onlara karşı suçlamalar olsa ve Uluslararası Çevre Mahkemesi tarafından yürütülse, o zaman burada çok fazla tepki olacak. Yani bizim istediğimiz şekilde bir tablo ortaya çıkmayacak o zaman. Okay, thanks.
Çok teşekkürler. Bir soru daha var. İngilizce olarak yazılmış chat box'ta. Bir doktor öğrencisinden geliyor sanırım, Ekrem. Sanırım Zerrin Savaşanların da sorusu. Evet, Roma statüsünün 8. maddesi 8.2b4 olarak söylenebilir. Burada çok fazla eleştiri var. Peki Kırım tanımında aynı kelimeleri kullanmak ne kadar kullanışlı olacak? Evet, Roma statüsünün o tanımını yine koyabiliriz. Dün akşam tanımlandığı şekliyle. Evet, çok problemli. Şu anda ekrandaki madde 2B4 bütün terimleri bir araya getirmeye çalışmış. Bütün nosyonları, mesela işte hasar, yaygın, uzun vadeli, ciddi düzeyde, coğrafi alan gibi tanımlar. Ama mesela coğrafi alanı nasıl tanımlıyoruz? Mesela burada tamamen bir topluluğun yerel çevresi yok ediliyor olabilir. Ama ne kadar yaygın? Ama mesela Hindistan'dan bahsedecek olursak, çok küçük bir köyden bahsedecek olursak bütün nüfusa bunu genelleyebilir miyiz? Sorusu ortaya çıkıyor. Peki, uzun vadeli diyoruz. Mesela uzun vadeli derken neyi kastediyoruz? Mesela bilimciler şöyle söyleyebiliyorlar. Mesela Çernobil'deki nükleer serpintinin hala devam ettiği ve hala radyasyon meydana geldiğini söyleyebilirler. Ama bu uzun vadeli mi, tek nesle mi, iki nesle mi, üç nesle mi, kısıtlı daha da fazla nesle mi yayılmış? Yani bütün bu kesişimlerin bir araya gelmesi ile uzun vadeli ciddi derecede, ciddi ölçüde ve yaygın olarak tanımlanması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tekrar ekokırım tanımına gelecek olursak, mesela yaygın ve uzun vadeli tanımı burada da var. Evet, yani bu kolay değil. Size belirlemiş olduğum hali hazırdaki tanımlara baktığımızda, mesela savaş suçları tanımları söz konusu olduğunda yine bir belirleme yapmamız gerekiyor. Ve tanımla birlikte bir yorum da var orada. Daha detaylı olarak bu belirlenmesi gerekiyor. Yani bu anlamda yoruma açık oluyor bu noktada. Mesela bilgi diyor mesela burada. Bilgi ne demek oluyor? Bilgi tam olarak neyi çevreliyor? Ne demek oluyor? Mesela Twitter'da çok fazla uluslararası hukuk uzmanlarının tanımlarını görebilirsiniz. Onların tanımları olabilir. Yani hashtag kullanarak belki de bu uzmanların tanımlarına bakmak isterseniz, vakit harcamak isterseniz güzel olabilir. Bir el kaldıran katılımcımız olmuş. Christine de çok yorduk ama biraz sol kalmış olur. Kusura bakmayın, el kaldırmalar benim ekranıma düşmüyor host ben olmadığım için ama bir dakika. İsmail el kaldırmış. Söz istiyor sanırım. İsmail, oradaysan sözü verebilirim. Buradayım. Buradayım Özlem. Teşekkürler. Öncelikle teşekkür ediyorum Kürsten'e ve aynı zamanda Haklar ve Araştırmalar Derneği'ne, yani böyle bir toplantıyı organize ettiğiniz için. Hani şunu söylemek istedim ben. Biraz önce Özlem'in bahsettiği o Kanadalı şirketi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet dilekçesini ve şikayet başvurusunu biz yapmıştık. Bir tane işte Alamos Gold şirketi aleyhine şeydeki Kaz Dağları'ndaki aktivist arkadaşlar adına yaptık. Daha sonra bir de yine Kanadalı Senterra Madencilik Şirketi UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aldığı Özkonak Yeraltı Kasabası'nda Kapadokya'da altın madeni ruhsatı almıştı. Bir de onları şikayet ettik. Daha önce de 2017 yılında da bizim burada Adana'da iki tane termik santralin yönetim kurulu üyelerini şikayet etmiştik. E
Henüz bunlardan herhangi birisinde cevap gelmedi ama bir terslik olmazsa inşallah yakında yeni şirketleri de şikayet etmeyi planlıyoruz. Yani ben özellikle bu Özlem'in bahsettiği hani o Kanadalı madencilik şirketlerine yaptığımız şikayetle daha önce 2017'de termik santraller aleyhine yaptığımız şikayet arasında gerekçelendirme açısından şöyle bir farklılık vardı. Madencilik şirketlerine karşı yaptığımız şikayet başvurusunda bir numaralı argümanımız şu anda yaşadığımız koronavirüs salgını ve bunun çevresel ekolojik yıkım politikaları ekokırımla bağlantısı üzerine oldu. Bilim insanlarının işte 2010 yılı ve öncesinde aslında koronavirüs mutasyonlarının ve salgınlarının işte ekosistemler üzerindeki çoklu saldırı nedeniyle gerçekleştiğine ilişkin bulgularını, bilimsel tespitlerini dilekçemize koyduk. Ayrıca geçen yazda yine ormanların kesildiği yerlerde koronavirüs popülasyonunun 2,5 kat arttığı ve insanlara bulaşma riskinin de %70 arttığı ile ilgili bilimsel delilleri koyduk. Sonra bir de önemli bir dayanağımız şu olmuştu Kanadalı madencilik şirketleri aleyhine. Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle Gulf Stream akıntısının durmak üzere olduğunu ve Gulf Stream akıntısının duracak olduğu durması halinde Kanada'nın, Kuzey Amerika'nın ve Kuzey Batı Avrupa'nın mini buzul çağına gireceğini açıkladılar. Yani aslında Kanadalı madencilik şirketinin gelip Türkiye'de işte Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları'nda 350 bin ağacı kesmesi bir taraftan da kendi mezarını kazmasına neden oluyor. Yani belki birkaç yıl sonra Kanada'da yaşayamayacaklar bunlar, bu şirket sahipleri. Bu süreçte yani dünyanın aslına bakarsanız hani ekosistemlerin, büyük ekosistemin artık tolere edebilme gücü kalmadı. Yani bizim son sürat her açıdan sürekli bir saldırı, bizim de saldırı. Yani bizim de şirketler ekosistemlere saldırıyor, kapitalizm ekosistemlere saldırıyor. Bizim de şirketlere saldırmamız gerekiyor. Bu nedenle biz yani içinde bulunduğumuz örgütlenmeler dahilinde mümkün olduğunca önümüze çıkan şirketlere bu ekokırım suçlamasıyla önümüzdeki süreçte de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet başvurularında bulunmayı planlıyoruz. Kristen'e de ayrıca hani bizim yaptığımız bu şikayetle ilgili suç bildirimiyle ilgili cesaretlendirici yorumu nedeniyle teşekkür ederim. Burada aslında şu anda bununla ilgili kısa vadede bir dava açılmasa dahi bir gün mutlaka açılacak. Ben buna inanıyorum. Yani bunu açmak zorunda kalacaklar. Hatta ecocide and what these companies do, because on binlerce başvuru Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidecek olduğu takdirde bir şekilde bunu dikkate almak zorunda kalacaklar. Kaldı ki şeye de baktım, yani son olarak da şunu söyleyeyim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de nerede olduğu da Google Map'ten baktım, şöyle bir baktım ki yani Hollanda'da işte suyun içeriye yükselmesini engellemek için kurulan kanalların şöyle bir 15-20 kilometre gerisinde. Hatta gideyim şöyle UCM'nin önünde bir pankartlı bir eylem de yapayım. Çabuk olun, elinizi tutun. Elinizi çabuk tutun yoksa su altında kalacaksınız falan diye bir eylem yapayım diye dahi düşündüm yani. Teşekkür ediyorum ben bu toplantı için. Sadece hani hem bu Özlem'in bahsettiği şikayet başvurusunu yaptığımızı, önümüzdeki süreçte de yapmak istediğimizi ve aslında yani burada bıkmadan usanmadan tüm hukukçuların etrafındaki aktivistleri, müvekkilleri, potansiyel müvekkilleri cesaretlendirerek bu başvuruları yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir gün mutlaka dikkate almak zorunda kalacaklar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler İsmail. Kristin, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Son bir soru daha var katılımcılarımızdan. Bir yorumun varsa alabilirim yoksa soruya geçebilirim. Well, I just want to respond very, very quickly if I can. Yanıt vermek istiyorum aslında son söylenenlere. It can't hurt to share your concerns about the mining company, for example, with the international. O mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne o şirketle ilgili davayı götürebilirsiniz tabii. Ancak en potansiyel olarak belki de yararlı olabilecek şey Urgenda davasına bakmanız, Urgenda diye yazılıyor. Bu gerçekten bir ilkti tarihte.
Hollanda Yüce Divanı iklimin sadece Hollanda ile sınırlı olmadığını legal olarak tanıdı. Yani burada bir Kanadalı bir şirketten bahsediyorsunuz. Ve de yani buzul çağına götürecek bütün kuzeyi. Ve Shell şirketi de bildiğiniz üzere dünya çapında operasyonları olan bir şirket. Ve Hollanda'da bir mahkemede yargılandı. Ancak emisyonlarını dünya çapında azaltması gerekiyor bu karara göre. Yani bu anlamda bu davalardan da esin alabilirsiniz. Benzer bir mantık yatıyor bu davaların altında ve benzer argümanlar kuruluyor. Sizin söylediğinize benzer bu Kanadalı maden şirketiyle ilgili olarak ve Kanada'yı da aslında nasıl etkileyebileceğiyle ilgili olarak da. Ve de çok kısa olarak bir örnek vermiştim. Portekiz'de 6 genç 8 ila 21 yaşlarında UCM'ye başvurdular. Ve bütün Avrupa Konseyi taraf ülkeleri 33 ülkeyi dava etmişlerdi. İlk reaksiyon şuydu hakimin, müştekileri bütün bu 33 devletin öncelikle birkaç ay içerisinde yanıt vermesi yönünde ittirmişti müştekilerin geri çevirmek yerine. Yani tabii ki yargılama yetkisi açısından bir takım limitasyonlar var. Tabii burada kanun içerisindeki bir takım açıklara bakmamız gerekiyor. Ve bu açıkları bulup, belki işe yaramayabilir ama bu açıkları bulup denememiz gerekiyor. Özlem, bir başka soru daha vardı. Evet, bir soru daha vardı. Esra doğrudan soracak. Her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum sunumunuz için. Peki sizler, bizler mesela bu alandan mezun olan kişiler olarak nereden başlamalıyız? Hangi alanda çalışalım? Harika bir soru. Pek çok keşfedilecek şey var. Elbette hukuk mezunu olarak bir hukuk bürosunun yolunu tutmak isteyebilirsiniz öncelikle. Fakat diğer taraftan bazı toplumsal gruplar da var ama şirketler bile bugünlerde giderek daha fazla şuna bakmaya başladılar. Kendimizi nasıl iyileştirebiliriz çevreye ilişkin fiiller söz konusu olduğunda? Mesela UN Global Compact var. Şirketler devletlere ek olarak etkin bir şekilde bazı şeyler yapıyorlar çevreye zarar vermemek için. Biraz daha sinik, şüpheci bakış açısı var. İşte greenwashing denilen yöntemi kullanıyorlar kendilerini aklamak için. Yani çevre kampanyaları, sosyal sorumluluk kampanyaları yapıyorlar ama bir yandan da şunu da kabul etmek lazım. Çok kötü bir başlangıç noktası değil. En azından şunu tanımış oluyorlar. Ortada geçerli bizim değerlendirmemiz gereken bir sorun var ve müşterilerimizi korumak için bunu yapmamız lazım. Nihayetinde de gerçekten doğru yönde atılmış birkaç adım oluyor. Şunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir giriş pozisyonu ya da bir staj yapabilirsiniz bir şirkette. Bu şirket bu meseleleri araştıran, mesela insan hakları ve ticaret ve iklim gibi konuları el yordamıyla araştırmaya başlamış bir şirket olabilir ve kendi bakış açılarından bu meseleyi değerlendirmeye çalışıyor olabilirler. Savunuculukta, aktivizmde insanların fikrini değiştirmek o kadar da kolay değil. Birisi ben bunun kırmızı olduğunu düşünüyorum derse onu ikna etmek çok zor. Fakat bir yandan da argümanı o kişinin hayatına değen hale getirmek çok önemli. Bu sizin hayatınızı nasıl daha iyi hale getirecek? Bu sizin hayatınızda nereye denk düşüyor bunu gösterebilmek. Bu da bence şirketlerin çok duyması gereken argümanlar arasında. Burada ne elde edecekler? Yeşil kampanyalar aracılığıyla kendilerini aklamaya çalışıyor olabilirler. Ne kadar çevre dostu bir şirketiz demeye çalışıyor olabilirler. Bu yönde ilerlemek istiyorlardır. Çünkü işte kredibilitelerini arttıracaklardır, marka değerlerini arttıracaklardır. Fakat atılmış her adım işe yarıyor. Çünkü küresel olarak
çevreye yönelik yaklaşımlarını eğer bu şekilde de olsa değiştirebiliyorsak iyi bir başlangıç diye düşünüyorum. Bu alanda keşif yapmaya devam edin derim. Çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için. Bu yorum, bu sunum bize çok yardımcı oldu diyen bir yorum vardı. Bir buçuk saat oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kristen'e çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun olduğunu biliyorum ve böyle bir akşam saatinde bu toplantıyı kabul ettiği ve bizlere bilgi verdiği için çok çok teşekkürler. Umarım dinleyen arkadaşlarımız için de bu uluslararası mekanizmaları kullanma konusu ve uluslararası gelişmeleri takip konusu ilham verici olmuştur. Ve çalışmalarımızda her zaman bu uluslararası gelişmeleri, uluslararası gündemi takip ederiz ve kullanırız. Çok çok teşekkür ediyorum Kristen. Söylemek istediğim bir şey varsa senin sözlerinle kapatalım. Thank you so much. It's been, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de büyük bir zevkti. Bütün sorular ve yorumlar da çok hoşuma gitti. Okuyabildiğim kadarıyla chat kutusundan. Kusura bakmayın, Türkçe bilmiyorum. Ama burada olduğunuz için çok teşekkürler. Katıldığınız için çok teşekkürler. Hep birlikte bir şeyler yapalım. İklim konusunda ve çevre konusunda diyerek bitiriyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Thanks.